Kaç para var la orada? Abi vallahi yaklaşık burada 40-50 milyon vardır. 40-50. Öyle değil işte. Tamı tamına 12 milyon var orada. Abi emin misin? Eminim tabii oğlum. Ben senelerdir bavuldan para getirip götürüyorum. Ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Tam 12 milyon, tamam. Pasaportları aldın mı? Aldım abi, hazır her şey. İyi. İnşallah burnumuzu çıkarır çıkarmaz parçalamazlar bize. Aynen. Soruyorlarmış bize abi, birkaç yere zaten sormuşlar. Biliyoruz. Biz de sorduk bir iki kişiye. Hurdacı hurdalığa çıktı diye alemde dedikodu başlamış. Merak etme abi sen. Bu bizim Rıfkı sağlam iş yaptı. O pasaportlarla biz rahat rahat kaçarız abi. Rıfkı iyi iş çıkarır. Hep öyledir de. Ne diyeyim artık, hayırlısı. Abi bir şey diyeceğim sana, yanlış anlamasın eğer. Estağfurullah, söyle. Yani şimdi bizim bu paralarını temizlediğimiz adamların biz ödemelerini yapsak. Ha. Sağa sola da borcumuz kalmasa. Zaten bu paralar bize 50 yıl yeter abi. 50 yıl yaşarız yani biz bunlarla. Yaşarız. Sen işte öyle bilmiş konuşuyorsun akademik ama hayat öyle değil. Ne bu böyle? Gençlik aşkı gibi. Artık ben sana karşı bir şey hissetmiyorum. Ayrılalım. Öyle demekle olmuyor bizim alemde. Adamın ümmüğünü sıkarlar. Yere kadar kovalarlar. Senin aklın ermez o işlere. Sen o işleri bana bırak, kendi işine bak. Hadi yükle arabanın bagajına şunları. Tamam abi. Biz de öyle diyoruz. Ne diyoruz? Arabanın bagajına şunları yükle diyoruz. Hadi. Tamam. Bir de ben ne dedim sana? Pembe bavul alın dedim, dikkat çekmesin diye. Gene gitmişsin simsiyah bavul almışsın mafya gibi. İşin incelikleri bunlar ama anlatamıyoruz ki. Daha çok yol alacaksınız, çok. Kimsiniz lan siz, sizler? Ne istiyorsunuz benden? Bilgi istiyorum ben. Bilgiye açım. Ben adam satmam oğlum. Kimse söylemedi mi size? Suat ne diyor bu? Savaş Bey, boşa delikanlılık yapıyor işte. Çakal. Sen sahte pasaport yapmıyor musun? Yapıyorum veya yapmıyorum. Size ne? Belki benim de pasaporta ihtiyacım var. Onu mekanda basmadan önce düşünecektiniz. Şimdi falan gidin lan buradan. Yoksa sizin parçanızı bulamazlar. Gerçekten seni anlamakta güçlük çekiyorum. Mekanında sağlam bir adam bile kalmadı. Sen de elimizdesin. Lütfen sorularıma daha mantıklı cevaplar verir misin? Benden bir bu kadar da yerin altında var ha. Suat şakacı bu. Bize hurdacı lazım. Hurdacı da kim lan? Tanımıyorum ben hurdacı falan. Ben hurdacıyı arıyorum. Sen hurdacının kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Adama sahte pasaport yapmışsın. Nereye gittiğini ya da şu an nerede olduğunu bilmiyor musun? Tanımıyorum, bilmiyorum. Tanıyorum. Tamam. Dur. Dur, söyleyeceğim. Poyrazköy limanından Karadeniz'e doğru bir tekne açılacak, tamam mı? Daha sonra onu Romanya'ya götürecekler. Ama sadece bu kadarını biliyorum. Başka gerçekten hiçbir şey bilmiyorum.
yanımdasın. Yanımdayım tabii. Hep yanında olacağım. Uyu hadi. Meğer yaraların dışarıda değil, içerideymiş Mehmet. Neredesin sen Suat? Telefonla konuşuyordum Savaş Bey. Sana ulaşmaya çalışıyorum. Eksik bu silahlar. Hangisi eksik? Hemen temin edelim. Uzun namlulu tüfek eksik. Savaş Bey, adam tekneyle kaçacağı için uzun namlulu silah işimize yaramaz. Hareketli hedefi vuramayız yani. Çok biliyorsun. Bak, bu sefer de bu adamı öldüremezsek önce senin kafana sıkacağım, sonra kendi kafama. Bu benim son görüşün olabilir. Hemen gidip halledeyim Savaş. Gerek yok, tamam. Yeter bunlar. Söyle. Şey, Savaş Bey. Mehmet İnce kaçmış. Aranıyormuş. Babasıyla mı kaçmış acaba? Birbirlerini pek sevdiğini sanmıyorum ama. Ben emin değilim. Adam Maraşlıyım dedi, Mehmet İnce çıktı. İstihbaratçıyım dedi, Hurdacı'nın oğlu çıktı. İkisine de güvenmiyorum. Ne yapacağız peki Savaş Bey? Artık lütfen ikisini de öldürelim Suat. Ama yerini bilmiyoruz. Bulmamız da biraz zaman alabilir. O manyak kesin sevgilisinin dizinin dibindedir. Ya da Mahur Türel bizi ona götürecektir. Ver bakayım şu telefonu. Mahur diye mi kayıtlı sende? Evet. Benim kullanmamı ister misin? Olur. Ben fotoğraf makinemi almadım ya. Dur onu alıp geleyim hemen. Tamam, acele et ama, olur mu? Tamam. Mahur Hanım. Niye arıyorsun sen bu kızı? Maraşlı görünümlü Mehmet İnce. Seni gökte ararken yerde buldum. Savaş niye aradın Mahur'u? Siz babamla nereye kaçıyorsunuz? Ne babası ne kaçması? Ha, senin haberin yok mu? Siz dost musunuz, düşman mısınız Maraşlı? Lafı evelip gebeleme. Söyle ne söyleyeceksin? Ha, yok, bunu söylemek için aramıştım. Yani beraber mi gidiyorsunuz diye. Ha. Demek senin haberin yok. Nereye kaçıyor? Bana gelen bilgiye göre... Poyrazköy Limanı'nda bir motor, onu alacak açıktaki bir gemiye. Oradan da ver elini Romanya. Sen de bakayım bana kardeş. Nereden buldun bilgiyi? Oo, bak değişmeye başlıyorsun. Bir süper kahramana dönüşüyorsun. Savaş, benden belanı arama, konuş. Hurdacı benim düşmanım. Onunla ilgili bir şeyler biliyor olmam gayet normal değil mi? Hatırlarsan onun eski kimliğini de, yaşadığı yeri de sevgili eski eşine veren benim. İyi misin sen? İyi miyim? Atlat. Sen iyi misin? İyiyim. Bu arada bir yere uğramamız gerekiyor. Oradan gideriz. Nereye? Sürpriz olsun. Kadir'im nerede kaldı bu herif ya? Birazdan gelir abi.
Bu inşallah kayıkla gelmez. Vallahi bilmiyorum abi. Adamı sen iyi tanıyorsun. Motorla gelir la bu. Gerçi ben buna şüphe çekmek istemiyorsan kayıkla da gelebilirsin demiştim ama. Motorla gelir lan motorla. Esti lan burası. Ben içeride bekliyorum. Şş, bana bak. Yanına çanta aldın değil mi? Aldım abi. Kadir'im. O paranın bir kısmını da çantaya koyalım. Hani bu tekne batarsa matarsa parasız kalmayalım. Valizler gider. Çantada yanımızda para olsun. Abi tekne batarsa çantalar ıslanır zaten. Ben sana ıslanmayan çanta al demiştim. Tamam abi ben halledeyim o zaman. Lan ne tamamı almamışsın işte. Tecrübe var oğlum bir şey biliyoruz da konuşuyoruz. Valizler suyun dibine giderse çantadaki para ıslanmayacak olay bu. Ben de. Gitmişsin pazardan en adi çantayı almışsın. Hadi git. Şş, bana bak Kadir, Kadir. Bu arabayı da ortalıktan yok et şüphe çekmez. Tamam abi. Kadir, Kadir'im. Herifi de ara gelsin artık. Ne? Herifi diyorum ara ara gelsin. Abi anlamadım. Lan neyi anlamadın? Herifi diyorum ara gelsin. Bağırtıyorsun adamı. Gizli iş yapıyoruz. Tamam. Adamı ara adamı. Tamam abi adamı arıyorum. Tam bir gerizekalı. Allah'ım ya. O bavullarda kıyafet olduğunu hiç sanmıyorum Suat. Sen ne diyorsun? Bizden aldığı paralar vardır. Öyle. Ama umurumda değil biliyor musun? Herkes hak ettiği cezayı çekecek. Herkes. O da, oğlu da, bütün akrabaları da. Konuşmadın yola çıktığımızdan beri. İyi misin sen? Mehmet. Mehmet. Hı? İyi misin sen? İyiyim. Yola dalmışım. Kusura bakma. İyiyim. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Ben bir şey unuttum. Onu almaya gidiyoruz. Nasıl bir şey unuttun? Geçmişimle ilgili. Mehmet İnceli. Çok mu önemli? Çok önemli. Onu alacağız. Sonra da nereye istersen oraya gideceğiz. Söz. Sen burada bekle tamam mı? Tamam ama çabuk gel. Merak etme. Her şey için sağ ol. Sen olmasa yapamazdım. Oğlum neredesiniz ya? Çabuk sabahtan beri bekliyoruz. Hurdacı da bekliyor. Ben de bekliyorum. Ulan sizin yapacağınız işe var ya. Tamam tamam. Aynen gemideyiz. Gel la gel gel. Nerede kaldın? Gel çay iç gel. Kimi bekliyordun?
Senin ne işin var burada? Sana geldim. Sen nereden öğrendin benim burada olduğumu? Öğrendim işte. Ne o? Kaçıyor muydun? Kaçacağız herhalde. Burada durup da bizi gebertmelerini beklemeyeceğiz herhalde. Hiç merak etme. Seni ben geberteceğim. Tamam, sıkma. Yolun sonuna geldin ablacığım. Beni öldürme. Ben senin babanım ulan. Benim senin gibi babam yok. Ne yaptım ki? Ben mi öldürdüm lan İsmail'i? Ulan sen senin oğlun! Ulan anneni ben mi öldürdüm? Sen sebep oldun. Lan tamam, ben sadece kötü bir insanım. Başka bir şey değilim. Ailenin katili ben değildim ki. Kimi öldürdüm ulan ben ailemden? Tamam, kötülük yaptık ama ben de babamdan ne gördüysem sana onu yaptım oğlum. Ulan senin babandan bana ne? Her gece dayak attın bize, daha ne yapacağım? Bizim oraları bilmiyor musun sen? Mecbur kaldık. Orada doğmayı ben mi istedim lan? Ben doğdum o mahalleye. O yaşamın içine attılar beni. O hayat beni böyle yaptı. Babam beni böyle yaptı ulan. Ben üzülmedim İsmail'in ölümüne. Aylarca ağladım lan, aylarca. Sen neredeydin? He? Senelerce acısını çektim. Her hafta mezarına gittim geldim. Mezar taşını ben yaptırdım. Ulan sen neredeydin? Sen affedilmeyi hak etmiyorsun. Tamam lan tamam, sıkma. Ama sen de babanı öldürmeyi hak etmiyorsun. Mehmet, ben çekeyim gideyim. Ülke dışına çıkayım, bir daha gelmeyeyim. Beni hiç ömrüm boyunca görmezsin. Hiçbir yere gitmiyorsun. Cezanı çekmeden hiçbir yere gitmiyorsun. O zaman teslim et beni. Sorgulasınlar. Ne biliyorsam anlatayım devlete. Ulan. Yıllarca bana bir oğlum demeni bekledim be. Biraz sevmeni, bir başımı okşamanı bekledim. Dayaktan geberttin bizi. Ne istedin alemden? Benden, bizden, annemden. Niye adam gibi baba olamadın? Niye normal bir baba olamadın? Ben de isterdim oğlum. Ben de senin baban olabilmeyi isterdim. Ben pişman değil miyim? Bir kere pişmanım. Ben istemedim lan sen bana baba de. Olmadı işte. Bir batağın içine girdik. Battıkça battık. Çıkamadık. O zaman niye vazgeçmedin baba? Niye kıydın bizi? Ana, torununla. Mecbur kaldık. Benim de hesap vereceğim insanlar vardı. Ben bir torunum olduğunu bilmiyordum lan. Beni öldürme Mehmet. Torununun dedesini bilmeye hakkı var. Beni öldürme. Allah senin belanı versin baba. Oğlum.
Bir süredir sizi dinliyorum da. İtiraflar, acılar, gözyaşları. Sonuç? Koca bir hayal kırıklığısınız. Sen nereden çıktın lan? Ben hep buradaydım. İnanıyor musun şunun anlattıklarına? Onun samimi olduğunu mu düşünüyorsun? Seni hiç ilgilendirmez. Bir haberin yok. Ne fark eder? Parçalanmış bir aile daha işte. Ve her zamanki gibi en büyük kahramanımız, en büyük düşmanını affediyor. Kimsenin kimseyi affettiği falan yok. Bak, bence buraya gelerek senin hayatını kurtardım. Çünkü ilk fırsatta seni öldürecekti. Yalan söylüyor. Söylediğim her şeyde samimiydim Mehmet. Sen yaşlı ve hasta bir kadını öldürdün. Benim hayatta en değer verdiğim varlığı. Annemi. Senin o gözlerin yaşarabiliyor mu gerçekten? Ulan sen önüne geleni öldürdün. Senin kadar şerefsizlik yapmadık bu hayatta. Ben pişmanlık duymam. O zaman ağlamayacaksın anne, anne, anne diye. Savaş. Şşş. İşte yapman gereken buydu. Eğer sen yapsaydın benim yapmama gerek kalmayacaktı. Elveda Mehmet İnce. Sen de yaşamayı hak etmiyorsun artık. Selahattin! Celal, yaralanmışsın. Kanaman var. Ağlasın. Ben asıl ağlamayan yaradan korkarım. Hadi kalk. Kalk gidelim buradan. Bırak! Durma! Yapma! Kalkamam. Gidemeyiz. Gidemeyiz. Dayan. Ne olur dayan. Hilal. Hilal Celal yaralı. Hemen ambulansla gelin buraya. Hemen ne olur konum atıyorum. Canım dayan. Ne olur dayan. Ne bileyim ben. Sen de şöyle ormanların içinde bir üniversitede okurken karşılaşsaydık keşke. Dalların gizledi. Böyle gizli bir yerde öpüşseydik. Çiçek olsaydık da. Hiç büyümeseydik keşke. Mahmurum. Benim güzelim. Korktum. Ben hep yanında olacağım. Celal. Gelecekler şimdi. Geliyorlar. Dayan. İsmail. Dayan.
Celal benle kal. Celal bana bak. Hiç. Celal ne olur hayatım. Celal ne olur aşkım. Celal. Celal duyuyor musun beni? Kim? Sildi takvimlerden o son. Ne olur gitme. Tartıştık. Ne olur gitme. Hemen bakalım. Çektim gittim. Hadi aç gözünü. Soktum kafamı. Kim bilir hangi deliye. Geçer sandım geçmeyince. Biraz ağladım. Yok çok ağladım. Sandığımdan hiç dolu hayat. Hey gidi hayat. Ne görmüş be atay vermiş. Koş. Çabuk. Sandığımdan hiç dolu hayat. Hey gidi hayat. Ne görmüş be atay vermiş. Günümü gelince yakışta ilahiyat. Bir saldı ki bu beden hiç dokunmayın. Hiç gitti mi dillerden ben konuşmayım. Tartıştık mı sahi hatırlayamadım ki. Geçti birkaç ay beden aynı kafam bin bir delikle. Geçer sandım geçmeyince yine ağladım. Hem ne ağladım. Sandığımdan hiç dolu hayat. Hey gidi hayat. Ne görevmiş be atay vermiş. Günü gelince nakışta ilahiyat. Sandığımdan hiç dolu hayat. Hey gidi hayat. Ne görevmiş be atay vermiş. Günü gelince nakışta ilahiyat. Sandığımdan hiç dolu hayat. Hey gidi hayat. Ne görevmiş be atay vermiş. Günü gelince nakışta ilahiyat. Sandığımdan hiç dolu hayat. Hey gidi hayat. Ne görevmiş be atay vermiş. Günü gelince nakışta ilahiyat.
Hayvanlar insanlarla nasıl iletişim kurar hiç düşündünüz mü? Bence yüreğimizdeki sevgiyi hissederler. Evet, evet. Onların bizi anlama şekli budur. Konuşmanıza bile gerek yok. Hatta gözlerinin içine bakmanıza bile gerek yok. Daha doğrusu hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Eğer sevmeyi biliyorsanız hayvanlar bunu hemen anlar. Onların sizi sevmesi için bu kadarı yeterlidir zaten. Peki ya biz? Ne kadar becerebiliyoruz bunu? Kim yanındakinin kalbine elini koyduğunda içindeki sevgiyi gerçekten hissediyor? Ya da kim sevgisi içinden taşıyacak kadar sevebiliyor? Sevgili Romalılar, değerli Likyalılar, halacığım, değerli kayınpederim Sadık Bey, sevgili kayınvalidem Nurhan Hanımcığım, bugün burada temsilen her şeyin başladığı noktada iki düşman halkın buluşması ve aralarında bir daha kopmamak üzere bir bağ kurulması adına toplanmış bulunuyoruz. Ne düşmanla Necati Bey, biz ne zaman düşman olmuşuz ki? Elbette düşman olmadık. Latife ediyorum Sadık Bey. Yüreğinizdeki güzelliği görmeyen bendim. Ama her şeye baştan başlıyoruz madem. En azından siz de artık bana bey demeyi bırakabilirsiniz. Mesela oğlum diyebilirsiniz. Sen istersen söyle. Teşekkür ederim. Behiye'yi seviyorum. Ona her baktığımda onun da beni sevdiğini hissediyorum. Aramızdaki bu bağı kutsamak ve kutsal aile bağlarımızı güçlendirmek adına bu kurdeleyi... bu arada unutmadan Mahur aramızda değil elbette. Malum acısı çok taze. Bize mutluluklar diledi ve bu mutlu günümüze mutsuzluk getirmek istemediğini söyledi. Olur mu hiç öyle şey? O bizi hiç mutsuz etmez ki. Etmez. O mutsuz etmek nedir bilmez ki. Neyse, lafı uzatmayayım halacığım. Bence de. Çünkü zaten bu törenin mutfakta olması yeterince saçma. Daha da saçmalaşmaya devam ediyor. Ben de seni çok seviyorum halacığım. Deli çocuk. Hayırlı uğurlu olsun. Yavrumuz birlikte olsun. Hayırlı olsun. Her şey yarım kaldı. Bütün özlemlerim, bütün mutluluklarım yarım kaldı. Şimdi ben nasıl tam olacağım söylesene. Bugün abim nişanlanıyor biliyor musun? Çok mutlu. Çok zor şeyler yaşadı. Kötü şeyler de yaptı biliyorum. Onun içinde hep iyi biri vardı. Hepimizin içinde olduğu gibi. Nevzat. Merhaba Mahur. Merhaba Nevzat. Nasılsın? Gördüğün gibi işte. Neden mezarına gerçek adını yazdırmadınız? Ailesi öyle uygun görür herhalde. Kim dinledi o yazıyordu. Seliş nasıl? Hilal? İyiler. Biraz uzaklaşmak şehirden iyi geldi onlara. Zeliş aramaya hiç cesaret edemedim biliyor musun? Zeliş daha çocuk. Toparlayacaktır Mahur. Keşke
Keşke toparlamak o kadar kolay olsa. Gözümün önünden bir türlü gitmiyor biliyor musun o? Son bakışı, son dokunuşu. Çok hazırlıyor teyze gerçekten. Ben de senin gibi onu başka biri olarak tanıdım ama... içindeki o adam da ondan farklı değildi. Delikanlı adamdı Mehmet İnce. Görevini de başarıyla yerine getirdi. Doğru söylüyorsun. Ne ilginç değil mi? Biz birini yaşatmaya çalışırken ikisini de kaybettik. Öyle. Allah rahmet eylesin. Amin. Başımız sağ olsun Mahur. Başımız sağ olsun. Sen de sağ ol Nevzat. Her şey için sağ ol. Eyvallah. Fotoğraf çekmeye devam mı? Devam tabii. Mesleğim. Doğru. Bak ne diyeceğim. Kadıköy'de yer değirmeninde Doğatepe diye bir sokak var. Vaktin varsa bugün gidip bir görmeni isterim. Çok güzel fotoğraflar çekeceğinden eminim orada. Tamam. Tamam giderim. Kendine iyi bak Nevzat. Sen de Mahur. Seliş'i görürsen benim yerime sarıl olur mu? Tamamdır. Görüşürüz. Savaş Yıldırım. Savaş Yıldırım. Savaş Yıldırım. Amirim. Amirim, amirim. Şaşkın. Şaşkın. Ne işin var senin burada? Şaşkınsın sen. Şaşkın. Şaşkın. Şaşkın nereye? Kimse var mı? Kimse var mı? Kaybolan yıllarınıza bakmıştınız sanırım. Ben sizin için bir tane ayırmıştım. Thank you.
Tamam. Tamam, yok bir şey, tamam. Bir daha seni asla kaldırmayacağım. Ben de bir daha seni asla bırakmayacağım zaten. Kim biliyordu bunu? Bilmesi gereken herkes. Hepsini hesabına tek tek soracağım, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Başlarına gelecekten haberdarlar, merak etme. Tamam. Çok ağladım ki ben. Biliyorum. Günlerce uyuyamadım. İzledim seni uzaktan. Haberdarım. Sabahları mezarına gittim Mehmet, ben seni. Akşama kadar başında durdum Mehmet. Gördüm. Hem de her sabah. Ama nedense sana kızamıyorum. Çünkü seni çok özlemişim. Ben de seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Güzelim benim. Şu an bunu yaşadığıma inanamıyorum. Ha, dur. Zeliş'i unuttum. Nasıl yani? Zeliş de mi biliyordu? Biliyor. Bizden fotoğraf bekliyor. Gel. Gel. Babandan mesaj var, bakmak ister misin? Hadi cevap yaz. Çok güzelsiniz. Seliş'e bak sen. Aynı babası gibi sır küpü. Öyledir benim kızım. Ama çok zorlandı o sırrı tutarken. Sana da çok üzüldüm. Ne kadar sevimli olursa olsun ondan da hesabını soracağım, biliyorsun değil mi? Sormalısın. Sormalısın, hak etti bence de. Mehmet. Efendim? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.